Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için gittiği Kazakistan'daki temasları kapsamında lider diplomasisini de sürdürdü. Erdoğan, Astana'da Moğolistan Cumhurbaşkanı, Katar Emiri, Çin Devlet Başkanı ve Belaruslu mevkidaşıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. İsrail'in Gazze'deki katliamından Lübnan'a yönelik tehdidine, Ukrayna-Rusya savaşından Türkiye'nin barış çabalarına. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikinci gününde lider diplomasisine devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinde Türkiye-Katar ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Lübnan'a yönelik İsrail tehdidi ele alındı. Erdoğan, İsrail saldırganlığının bölgeye yayılmasının tehlikeli olduğunu vurguladı. İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumun buna izin vermemek ve İsrail'i durdurmak için ortak çalışma yürütmesinin önemini Katar Emiri'ne iletti. Gazze'deki insani krizin çözülmesi ve bölgeye yardımların kesintisiz ulaştırılması için gayretler artırılmalı dedi. Erdoğan, Astana'da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi için atılan adımların artarak sürmesinin iki ülkeye de kazandıracağını kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşıyla İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin önemli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile yaptığı görüşmede de gündem Rusya-Ukrayna savaşıydı. Erdoğan atılması gereken adımlar olduğunu kaydetti. Sağlam bir barış zemini inşa edilmesi halinde savaşın durdurulabileceğine inanıyorum ifadesini kullandı. Türkiye'nin her iki tarafla samimi temaslarını sürdüreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanının görüştüğü isimler arasında Moğolistanlı mevkidaşı Uhnaagin Hürelsüh de vardı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Moğolistan'la köklü kültürel ve tarihi bağları bulunduğunu söyledi. İlişkilerin her alanda daha üst düzeylere çıkarılmasının önemli olduğunu ve bu doğrultuda çalışılmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.